Ölenlerin ve vakaya yakalananların %95'i aşısını olmayanlarmış. Cesur olmalı, tedbir almalı ve Allah'a teslim olmamız lazım. Çünkü 26 bine ulaşmış vakalar, illaki bir kısıtlama gelecektir muhtemelen. Son dönemde artan vaka sayıları Türkiye'nin gündemine yeniden kısıtlamaları getirdi. Bakalım Kayseri halkı yeni kısıtlamalar bekliyor mu? Getirecek gibi görünüyor. Peki siz ne tür kısıtlamalar bekliyorsunuz? Aynı eskisi gibi. Mesela işte tamam, lokantalar kapansın istemiyoruz ekmek parası için ama galiba oralarda kapanacak gibi görünüyor. Kafeler, lokantalar, aslında alışveriş merkezleri kapansa daha iyi olur. Kısıtlamalar muhakkak getirecek. Görüyorsunuz ortalıkta herkes maskesiz dolaşıyor, tedbirsiz bir şekilde. Muhakkak önlem alınmalı diye düşünüyorum yani. Yani bizim için, milletimiz için, devletimiz için çok büyük bir yani bu bir önlem alınması diye düşünüyorum hakkında. Maskelerin takılması gerekir. Kısıtlamaları da gelecek diye düşünüyorum kendi adıma. Peki siz hangi kısıtlamaları geri bekliyorsunuz? Kısıtlamalar cumartesi, pazar, hafta sonları ya da belli bir vakitlerde mağazaların kapanması gibi, dışarı çıkmaların kısıtlanması gibi. O bakımdan başka bir şey yapacağımızı bilmiyorum. İnsanların uyum sağlamasına bağlı. İnsanlar uyum sağlarlarsa yani tabii ki hasta sayısında azalma olur. Vaka artışları hakkında düşünecek bir şey yok. Çünkü insanlar zaten dediğim gibi maskelerini takacaklar, aşılarını olacaklar, uyum sağlayacaklar. Kurallara uyduktan sonra hallolur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, herkes kendi fikrinin doğrultusunda. Benim bildiğim doğru gibi öyle düşünüyorlar. Uyanlar da oluyor tabii ki bu arada. Uymayanlar da var. Peki, olması lazım. Mesela insanların kendisi koruması için evde kalmaları, kalabalık yerlere böyle girmemeleri, girdiği zaman da maskelerini kullanmaları, ondan sonra el temizliği, yani vücut temizliği, ne bileyim, her şey var içinde. Tekrardan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı? Eğer gerekiyorsa evet. Belirli bir zaman yani gerekiyorsa yapılmalı. Çünkü yapılan her şey bizim için. Çünkü 26 bine ulaşmış vakalar, illaki bir kısıtlama gelecektir muhtemelen. Peki ne tür kısıtlamalar bekliyorsunuz? Yine sokağa hafta sonu yasakları büyük ihtimal olacaktır. Yani giriş çıkışlar sürecinde bir kısıtlama olacaktır. Lokantalar olsun, yani yine tedbirli devlet daireleri olsun. Oralarda bir kısıtlama illaki olacaktır yani. Gönlümüzden geçen gelmesi ama dün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinledik ve gelmeyeceği yönünde bir izlenim edindik. Ama aşı olmayanlara karşı tedbir gelirse yani mantıklı olanı da o olacaktır. Çünkü ben çift aşımı oldum. Zaten ne kadar doğru bilemiyoruz ama hani açıklamalara göre ölenlerin ve vakaya yakalananların %95'i aşısını olmayanlarmış. Hani bu konuda bence aşı olmayanlara bir kısıtlama gelebilir ya da gelmeli. Öyle. Beklentimiz bu yönde. Yeni kısıtlamalar olabileceğini düşünüyorum ama burada en önemli şey bence insanın korkmaması, cesur olması. Ne kadar çok korkarsak korktuğumuzu yaşarız. Onun için korkularımızla yüzleşmemiz lazım. Çünkü bu kapalı kalma fobisi kişiler üzerinde oluşturabilir. Bir de ne kadar korkarsak korktuklarımıza hayatımıza çekeriz. Onun için biraz cesur olmalı, tedbir almalı ve Allah'a teslim olmamız lazım. Eğer teslim olmazsanız bu bizde daha büyük bir travma yaşatarak koronayı ve onunla beraber daha büyük hastalıkları kendimize çekmiş oluruz.